1965 yıllarında Trabzon'a çıktık. Samsun'un Bafra kazasına geldik. Orada işte ilkokuldan sonra bu mesleğe başladım. Yorgancılık mesleğine başladım. Mesleğimi uzun yıllar ifa ettikten sonra büyüdük, askere gittik, askerden geldik. Askerden gelince tekrar mesleğime devam ettim. Bu meslekten kopamadık. Güzel meslek çünkü. Askerden sonra ben Sinop'a geldim. Sinop'ta 1977 yıllarından burada uzun yıllar çalıştım. 81 yılında o dönem açılan bir sınavla cezaevine göreve başladım. İnfaz koruma memuru olarak. Ama ben mesleğimi hiçbir zaman için bırakamadım. Bu meslek çok farklı bir meslek. İnsanın ruhuna işlediği zaman bundan kopmak mümkün değil. Mesleğimi uzun yıllar yaptım. Memuriyet dönemimde yaptım. Ta ki emekli olana kadar, 2004 yılına kadar. 2004 yılında emekli oldum. 2004 yılına kadar mesleğimi devam ettirdim. 2004 yılından sonra da emekli olunca yine mesleğimi ifa ettim, devam ettim. Dükkan açma ben 2019 yılında bir arkadaşımın yanında, yorgancı arkadaşımın yanında çalışıyordum. O dönem bir müşterim tarafından getirilen yün çuvalında ziynet eşyası bulmamdan sonra dükkan açmaya karar verdim. Ve bulmuş olduğum ziynet eşyalarını sahibine teslim ettim. Ve yanında çalıştığım arkadaş bu işi bırakacağını söyledi ve ben dükkanı devraldım. Bir süre orada devam ettim. Ondan sonra tekrar şu anki bulunduğum dükkana geçiş yaptım. İşte 3-4 seneden beri burada devam ediyorum. Şimdi son günlerde zaten hekimlerimiz de bir hayli bu yüne bir ağırlık vermeye başladı. İnsanların zamanla sağlıklarından oldukları saptandı. Çünkü hayatımıza giren sentetik ürünler tamamen bizim zararımıza. Çünkü sentetik ürün derken işte elyaftan bahsediyorum. Hani aynı zamanda yani bu işi yapan arkadaşları tenzih ediyorum. Çünkü bunlar ondan para kazanıyor ama insanlar tamamen sağlığı kaybolmuş durumda. Yani hastanelere gidiyorsunuz, hastaneler full dolu, yatacak yatak yok. Neden? Çünkü sağlıksız ürünler kullanıyoruz, sağlıksız gıdalar yiyoruz. Ne yapıyoruz? Beslenemiyoruz. Şimdi ben bizzat yüne ağırlık verdim. Şu an iş yerimde birinci kalite koza pamuğu kullanıyorum. Birinci kalite merinos kuzu yünü kullanıyorum. Şimdi yünün özelliği nedir? Mesela şöyle, bizim normalde kendi şehrimizde, kendi yöremizdeki yünlerimizin kalitesizliğini anlatmak istemiyorum. Ama tabii çok kötü yünler var. İşte ama kaliteli yünler de var arasında. Müşterimiz onları köyden alıyor, yıkıyor, temizliyor, götürüyor. Ben onlardan yorgan yapıyorum, yastık yapıyorum, şilte yapıyorum. Aldığımız yünler merinos kuzu yünü, yurt dışından gelme olduğu söyleniyor. O yünlerin özelliği yazın asla ter yapmaz. Sağlık deposu, akşam yattığınızda sabah kalktığınızda herhangi bir yeriniz ağrımıyor. İşte yorgunluk hissetmiyorsunuz. Yünün özelliği o. Alan müşterim memnun. Ben şu an gerek yorgan gerek yatak üzeri alezli şilte yetiştirmekte zorlanıyorum. Bayağı bir istek var. Burada tabii ki fazla bir miktarda yorgancı yok. Ben tekim. Yani ben de bu işi sevdiğim için, sanata olan aşkımdan dolayı yapıyorum. Tabii ki emekliyim, sağa sola takılmaktansa en azından bir şey başarmak, yani bir şey üretmek çok güzel bir şey. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Ha, tek büyük sorunumuz şu, mesleğimizi devam ettirecek nesil yetiştirmek mümkün değil. Kimse çocuğunun mesleği vermiyor, çırak yetiştiremiyorsun. Ben bu mesleği yapsam atıyorum, Allah ömür verirse 5 sene daha yaparım. Ondan sonra mesleği kaybolacak. Şu mesleği kaybolmaması lazım. Yani sahip çıkılması lazım. Atıyorum işte halk eğitim merkezinde kursiyer açılsa, kurs olsa, hanım kardeşlerimiz isteseler orada öğrenim yapabilirler. Ben sanatımı onlara gösteririm. Veyahut kendi işlerimde fazla olmamakla birlikte 2 tane bayan kardeşim gelse,
Ben onları öğretirim. Yani 6 ay veya 1 sene zarfında benim gibi yorgan dikebilir.